Memurlar Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum. AK Parti'den AK Parti Grup Başkan Vekilinden hem eksam hem asgari ücrete eksam hem de EYT açıklaması geldi. Önemli bir açıklama detaylara bakalım. Bu videoyu Fast Express sponsorluğuyla yapıyoruz arkadaşlar. Yurt dışına ve dünyanın her yerinden kargo alıp gönderebilirsiniz en uygun fiyatlarla arkadaşlar. Gel gelelim açıklamaya asgari ücrete zam, işçiye ve emeklilere zam ve EYT açıklaması dediğim gibi geldi. Hem de grup başkan vekili tarafından hani normal sıradan bir milletvekili değil arkadaşlar. Grup başkan vekilinin açıklamaları genelde partiyi bağlar. Asgari ücret Temmuz namlunun %40 olarak açıklayan ve EYT açıklaması da yapan AK Parti Genel Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş katıldığı televizyon programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu arkadaşlar. Dün gece canlı yayına katıldığı ulusal bir kanalda Temmuz ayında işçi emeklerimizin de dahil olmak üzere öyle zannediyorum ki %40'lara yakın bir dokunuş gerçekleştirilecek. Aynı şekilde asgari ücreti de bir dokunuş gerçekleştirilecek. Enflasyonun orta vadede düşülmesi için atılacak adımlar var. Enflasyonun orta vadede düşülmesi için acil olan şu anda vatandaşımızın ciddi alım gücü problemiyle karşı karşıya kaldığını görüyoruz. Bunun için alım gücünün desteklenmesini temin edilmesi lazım açıklaması yaptı. %40 civarında bir artış olabilir. Kurtulmuş açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı. Vatandaşımızın gündeminde ne varsa çarşı pazarda hangi konu konuşuluyorsa bu konu hükümetimizin masasındadır. Çözerken de afaki şekilde değil eldeki imkanlar çerçevesinde vatandaşlarımızın beklentilerine göre çözmek hükümetin siyasi önceliğidir. Memur emeklileri dahil olmak üzere enflasyon farkını üstüne koyarak %40 civarında bir artışın biraz eksik biraz fazla olabilir. Bunlar çalışılıyor. Milletimiz adil oldu diyecek bir sonucu inşallah Temmuz'u görecek. Burada eksam talebi olduğu zaman bütün kamu görevlerini tabii ki kapsayacaktır demiş. Hemen burada bir devreye gireyim. AK Parti Grup Başkan Vekili %40 zamın yani güzel bir zam olduğunu açıklamış ama bize göre yetmez bu zam arkadaşlar. Size göre yeter mi? Bana göre yetmez. Bu %40 denilen şey zaten enflasyon farkıyla oluşan bir alım gücünün düştüğünü gösteren bir olay. Hani ekstra ortada bir ekstra bir zam yok. Zaten son 6 aylık enflasyon %40 civarında ki bu TÜİ'nin açıkladığı rakamlar. Gerçek çarşı pazar enflasyonu bence bunun en az 2 katından fazla. Hani eski şöyle zaman makinesi olsa da şöyle bir, bir buçuk sene önce geriye dönsek eskinin alım gücüne kıyaslarsak en düşük işçi maaşının en az bir 15 TL olması lazım. Eskiye kıyaslarsak yani o eski alım gücüne kıyaslarsak yani bu %40'lar yetmez. AK Parti'nin yapacağı iş Hele seçim de geliyor. Çalışanların maaşlarına en az enflasyon farkı artı en az üstüne de en az bir yüzde yirmi yüzde otuz maaş zamı vermesi lazım. Yani enflasyon farkı dediğimiz olay zaten maaşın düşüklüğünü kabul ediyoruz. Enflasyon karşısında maaş yüzde kırk erimiş. Tüyünü açıkladı rakamlara göre bunlar. Tekrar söylüyorum. Çarşı pazar enflasyonun son beş aylık enflasyonun yüzde kırk olduğunu söylemiyor. Çok daha fazla olduğunu söylüyor. Hepimiz çarşı pazarı görüyoruz arkadaşlar. Ben kabaca örnekler de veriyorum. Ne diyorum? Bir sene önce 7 liraya aldığım damacana su şu an 33 TL oldu. Artış nereden baksan 5 kat. Bir buçuk sene önce 7 liraya aldığımız mazot 30 TL oldu. Artış nereden baksan 7, 14, 21, 28, 4,5 kat. Yani bir buçuk sene önceye kadar kimsenin maaşı 4 kat, 5 kat artmadı. En fazla belki 1 kat artmıştır. Ama sırf bunlarla kıyas yaparsak, eskinin alım gücüne maaşların gelmesi için maaşların en az bir 4 kat artması lazım ama bardan dolu tarafına bakarsak hiçbir hiç kimse hiç kimsenin maaşı 4 kat artmadı. Ama piyasadaki gelen manada her şey 3 kat, 4 kat artmış oluyor. Maaşlara böyle %40 verilirse görünüşte %40 yüksek bir rakam görünüyor ama velakin Eski yine eskiye göre, bir sene öncesine göre, iki sene öncesine göre alım gücüne kıyaslarsak çok çok düşük rakamlar bunlar. Tekrar söylüyorum AK Parti seçim öncesi kendi kendine koşun sıkmak istemiyorsa çünkü seçim olacak millet ona göre oy verecek. Bir de kendi cebine göre oy verecek değil mi arkadaşlar? Herkes kendi cebine, kendi alım gücüne göre oy verecek. AK Parti tekrar seçilmek istiyorsa ya da tekrar seçilmek istiyorsa demeyelim de tekrar o eski %50 %60 oy oranlarına ulaşmak istiyorsa enflasyon farkı üstüne en azından şöyle bir %20 de ekstradan bir maaş zammı yapmalıdır. Bütün herkese yani sadece asgari ücretliye değil işçisine de, emeklisine de, memuruna da öğretmenine de yani şöyle bir piyasaya biraz para gelsin. Sadece memura, işçiye emekliye memur zammı yaptığın zaman buna piyasada yaralanacak arkadaşlar. Atıyorum bir insanın maaşı 2500 TL iken Kasaptan belki hiç et alamayacak ama bir insanın maaşı atıyorum 5 bin TL çıktığı zaman atıyorum kasaba gidecek belki 1 kilo 2 kilo bir et alacak. Biraz alım gücü yükseldiği için işte öğretmen 7 bin lira maaş alırken maaş 11-12 bin TL çıktığı zaman atıyorum tatile gidemezken belki diyecek şöyle bir 3 gün kafa dinleyeyim. 3 gün bir tatile gidecek otel esnafı kazanacak gittiği tatil beldesindeki dondurmacısı, sucusu, ta taksicisi. Her yere bu yansıyacak arkadaşlar. Sonuçta bir sirkülasyon olacak. Para devirdayım yapacak. Kendi içerisinde. O yüzden diyoruz hani burada sırf işçi, memur, emekliye e, mağazam olarak bakmamak lazım. He, alım gücü yükseldiği zaman bu komple bütün piyasaya yansıyor. İşte alım gücü arttığı zaman insanlar alışveriş yapıyor. Ne bileyim çocuğuna bir çift ayakkabı alacağı varken biraz alım gücü yükseldiği zaman iki çift ayakkabı alacak. Ya da 98 model bir araba alabilirken 2005 model araba alabilecek gibi gibi bunu istediğiniz kadar arttırın arkadaşlar ya da ayda maaş çok düşük olduğu için hiç lokantada yemek yemeyen bir işçi gidecek ayda bir, bir günde olsa iki günde olsa ailesiyle biraz hadi bugün dışarıda yiyelim diyecek bir gün iki gün ayda dışarıda yemek yiyecek ailesiyle çocuklarıyla beraber yani bu sonuçta piyasa rahatlayacak arkadaşlar piyasa hesabı da daha fazla para kazanacak. Oteli de daha fazla para kazanacak. Taksi şoförü de, kasabı da, manavı da daha fazla para kazanacak. O yüzden AK Parti'nin yapacağı iş bize göre sadece bu %40 enflasyon farkı yetmez. Tekrar tekrar söylüyorum o eski alım gücüne ulaşamasak da en azından maaşlara enflasyon farkı artı %10, %20 de ekstradan bir maaş zammı yapmalıdır diyoruz. EYT açıklaması da yapılmış. EYT ile ilgili de kurtulmuş. EYT'de çalışmalar yapılıyor. Tarih söyleyip beklenti yol açmak istemem ama dediğim gibi bu konu hükümetin masasındadır diye ifade kullanmış. Zaten biz de bunu bir kanalın müdavimi arkadaşlar bilir. EYT noktasında da hükümet adım atacak arkadaşlar ama ne olacak ne bitecek şu an belli değil ama EYT konusunda bir adım atılacak. Umarız köklü bir çözüm olur. Geçici gelip geçici bir çözüm olmaz. Sadece şu an bekleyenleri kapsamaz. Herkesi kapsar. AK Parti'de de seslenelim. Bütün köklü bir değişiklik yapın EYT'de. Günü kurtarmak için bir e, kanun çıkarırsanız günü kurtarmak için hiçbir, hiçbir işe yaramaz o arkadaşlar. Sözleşmeli çalışanlar için de bir çalışma vardı. Burada da yazı da yok. açıklama yapmamışım. onu belirteyim. Sözleşmeleri de kadro alınacak arkadaşlar. Onu da söyleyip O da seçim öncesi açıklanacaktır. Taşeron konusunda 2021 yılında Ağustos ayında kamu çerçeve protokolünün hem tayin hakkı hem zorunlu emeklilik hem taşeronların kadroya alınması Kamu Protokolü'nde imzalanan o toplu üst sözleşmesi metnine tavsiye kararı olarak koyuldu ama şu ana kadar AK Parti'den bir adım gelmedi. Şu an biz bu videoyu 23 Haziran 2022 tarihinde yapıyoruz. Umarız o konuda da bir çalışma yapılır. Biz zaten kamu arkadaşların elimizden geldiğince sesini duyurmaya devam edeceğiz. Bilginiz olsun arkadaşlar. Evet gelişmeleri vermeye devam edeceğiz. Hepinizi kanala abone olmaya davet ediyorum. Şu önümüzdeki 11 ay çok şeyleri gibi olacak. Hem maaş zamları hem seçim arsatı mali. Hem sözleşmeye kadro hem EYT düzenlemesi hem maaşlara zam, yeni yemiyeler hem taşeron işlerin kadroya alınması hem zorunlu emeklilik hem kaynakların verilmesi gibi 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 bütün hepsini videolaştıracağız arkadaşlar.